Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle beraber güzel bir sıfırlama yapacağız. Yani umarım yapacağız. Videoyu aslında çok çok önceden çektim. Hatta bu videoyu çektiğim sırada videonun arka planında Discord sesleri vardı. Ancak bu sesleri yok ettim ve bizzat ben konuşmak istedim. Çünkü videoyu çektiğim zamanla şu an arasında çok çok uzun bir zaman farkı var. Yaklaşık olarak 11 günü buldu. Yani bugün 11 gündür bu videonun düzenlenmesini bekliyorum. Aslında o gün videoyu kapatarsak bir düzenlemiştim. Ancak ne yazık ki işlerimin çok yoğun olmasından dolayı yıl sonunu bildiğiniz üzere bir türlü videonun seslendirmesini, dublajını yapamadım. Bugün JP'den Po adlı arkadaşa saldıracağız. Yanımızda Pakloncası var. Pakloncası'ya saldıracağız. Ama sonuçta krallık yeni geldiğimiz bir krallık. Kimin dost kimin düşman olacağını net olarak kafamda oturtturamıyorum. Çünkü pusu herkese saldırmak istiyor. Bu krallığı Türklerin hakimiyetinde olan bir yere çevirmek istiyor. Bu isteği de umarım bir gün gerçekleşir. Bunun üzerine ilerleyen saatlerde yine konuşuruz. Gördüğünüz gibi Pa'ya yani JP'nin liderine evet şu anda girdi ve yaktı. Şimdi hemen onun yerini ben içtima açmıştım. İçtimadan göreceğim, bakacağım. Sonra içtimayı iptal edeceğim ve yanına gideceğim. Pak'la koordinasyonumuz hiç iyi değil. Yani berbat bir koordinasyonumuz var. Normalde Pak'ın yaktıktan sonra bana yazması gerekiyor. Çünkü içtima kaptanı şu anda benim. Ama yazmayacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden ben kafama göre açacağım. Yani ne açacağım inanın bilmiyorum. Yine piyade açarım büyük ihtimal. Çünkü yeteneklerimi ona göre ayarlamıştım. Ya da ilk başta onların açmasına müsaade etmek durumunda kalacağım. Evet, gördüğünüz gibi ikinci içtimamı, yani aslında benim birinci içtimamı açmış oldum. Onlar benden daha önce açtılar. Şu anda tabii içinde ne olduğunu vesaire biliyorum ama o anda o videoyu çekerken bilmiyordum ve ben de direkt piyade olarak açtım. Arkadaşımızın formasyonu piyadeymiş. Ve içinde de 6,5 milyon asker varmış. Biliyorsunuz önce Pak vurdu. Pak'ın ilk vuruşunda 1.264.000 askeri ölmüş ve 296.000'sı yaralanmış. Yani zaten revir de azmış. Revir az olduğu için güzel vurmuşlar, güzel askeri öldürmüşler. Geriye 4.816.000 asker kalmış. Şimdi de büyük ihtimal bu vuruştan yani yaklaşık bir 1 milyon daha öldürseler bizim vuruşumuzda güzel olacak. Yani ortalama 5 vuruşla falan sıfırlanmış olacağını düşünüyorum. Tabii bizim setlerimiz iyi değil. Benim hele setim içtima kaptanı bir kale seti gibi değil. Şu anda gelişme aşamasında değerli taşları yani taşları iyi değil. O yüzden benim kalemin de gelişmesi yani ortalamaya göre tabii güzel olabilir. Ama şu anda içtima kaptanı bir kale olmak için yeterli değil. Umarım ileride pusu gibi bir kalemiz olur ve biz de çok güzel bir şekilde hem hisar hem başkent hem de işte sıfırlamalarda kendimizi gösterebiliriz. Bu arada az önce chatte gördüm, bilmiyorsanız diye söylemek istiyorum sizlere de. Karanlık bölgede yani harika yapı bölgesinde eğer yanarsa biri ışınlanır ve başka bir yere, krallık herhangi bir yere gider. Eğer üzerinde içtima varsa bulursunuz, yoksa da ararsınız ve genelde de bulamazsınız. Zor olur. Çünkü kim bilir nereye gitmiştir. Bu da ufak bir bilgi olsun. Ve Pak gördüğünüz gibi ikinci içtimaya giriyor. 272M'den 227M'e düştü. Gayet güzel vurdular. 44 milyonluk bir düşüş oldu. Yani 44-45 milyonluk bir düşüş oldu. Şimdi umarım biz de güzel vururuz. Umuyorum ki. Haydi kızım, haydi kızım, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Evet, ordu SLD'mizi yavaştan açalım. Ordu SLD'mi açacağım. Zaten kim gözleyecek burada beni? Dağın başında bir yerdeyiz. Bayağı uzaktayız. %20 basıyorum çünkü başka bir şey yok. %50 falan yok elimizde. Paketle almanız gerekiyor onları. Evet, son saniyelerdeyiz. Son kez bir kontrol ettim. Bir tane timer'ımız var. Timer ne demek? Timer atıldığında bir askerle o içtima yola çıkmıyor ve siz bekliyorsunuz. O timer'ı ne zaman geri gönderirsiniz, o zaman içtimanız yola çıkıyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Özellikle Hisar'da ve başkentte istediğiniz zaman
timer'ı geri gönderirsiniz ve dalarsınız. Eğer isterseniz hızlandırırsınız. O şekilde girmek daha güzel. Aynı şekilde sıfırlamalarda sırayı belirlemek için ya da aynı anda girebilmek için kullanılan bir yöntem. Şu an tabii biz aynı anda girmeye uğraşmıyoruz. Ama az önce adamımız harika yapılardan ışınlandığında eğer benim timer'ım olmasaydı, yani vakıf olmasaydı, İçtimamız yola çıkardı ve 1 saatlik yol gelirdi. Buna tabii ki hiç gerek yok. Timer güzeldir. Timer'ı ileride zaten her yerde göreceksiniz. Siz de aşina olacaksınız. Bu arada setimi giydim. Setim hazır. Ordu Max verdiği için zırhımı değiştirdim. Biraz sonra sizlerle beraber göreceksiniz. Timer'ı geri yollayacağım ve gireceğim. Süvari atmış biri. Kim attı o süvariyi? Neyse önemli değil. Yani oyunda şu anda başlangıç aşamasında olunduğu için güzel düştü. Evet, güzel düştü. Ama onlar kadar düşmedi büyük ihtimal. Çünkü içeride hala piyadesi varmış. Biz kafa kafaya vurduk. Bize söylemedikleri için içeride ne olduğunu biz kafa kafaya vurmuş olduk. Ne yazık ki. Şimdi süvari açayım. Süvari girelim. Son bir ihtima daha onlar süvariye girer, eritirler ve sonra da sol olarak zaten sıfırlarız diye düşünüyorum. Çünkü okçu kaldıktan sonra full piyade vur gitsin yani. Hiç önemli değil. İçeride sadece iki tip varmış. Adam üçüncü bir tip yani süvariyi koymamış. Kötü yapmış. Ama olsun yani diyebileceğim bir şey yok. Evet şimdi görüyorsunuz. Bayağı T4 varmış ama bizim içtimamızda. Yani eğer süvari vursaydı adamın büyük ihtimal bitecekti yani piyadeleri kalmayacaktı. Yazık oldu. Böyle durumlarda koordinasyon çok ama çok ama çok önemli. Biz ne yazık ki JP ile kurduğumuz koordinasyonu yani Japon loncası ile kurduğumuz koordinasyonu düşman olduğumuz halde. Yani şu an düşman sayılırız. Ne yazık ki pakla kuramadık. Belki de daha öncesinde Japon bir loncada olduğumuz için bu. Çok uzun süre biliyorsunuz. Japonlarla beraber geliştik. T4'ü orada açtık. Bu arada chatte böyle akıl verdi mesajlar dönüyor. Ben şu an anlamıyorum. Hani video izledikçe tuhafsadım. O anda fark etmemişim, izlememişim. Yani zaten olayı yönlendiren benken chatteki yönlendirmeler çok saçma. Ben girmiştim içeri adam bana diyor ki bir piyade yolda falan. Takip etmiyorlar herhalde. Böyle konularda ihtimal kaptanının ya da generalin artık savaşta yetkili her kimse onun yönlendirmesine bırakmaları gerekirken her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Ben 7-3-0 istemişim. Benim şu anda piyade dolu içerisi. Full piyade atmışlar. Sırf orada işte 2-3 tane farklı yazı olduğu için, başkaları yazdığı için. Yani onu da anlamak zor. Bu arada size hemen istatistiklerimi gösteriyorum ve gerçekten düşük bence benim hesabıma göre. Yani şu anda kaptan kale olabilmek için yeterli değil oranlarım. Yani daha iyi olması gerekiyor. Daha iyi yapmam gerekiyor. Şu anda ikili tipte girdiğim halde 310 falan görüyor. Yani tek tipte 400'ü buluyorum ama yine de kötü bence. Taşlarım çok kötü çünkü. Daha iyi olmasını canı gönülden istiyorum. Bu konuda bana destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Destekçilerinden biri olabilirsiniz. Daha hızlı gelişmek istiyorum. Setimi daha güzel yapmak istiyorum ama ne yazık ki maddi durumum hepsine el vermiyor. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Kudretim bayağı iyileşti. Yani şu anda 621 ama ben şu an 700 bandındayım. Yani 100 milyona yakın artmışım. İki tane ihtima partisi atlattık. Ve ben sürekli araştırma basıyorum. Aslında isterseniz sizlere kalemin şöyle bir görünümünün hangi araştırmaları vesaire yaptığımla ilgili bir video çekebilirim. Setlerimi falan da biraz inceleriz. Eğer bu tarz bir video istiyorsanız aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazın. Geçen videoda da bilgi içerikli videolar hakkında istemiştim. Onunla ilgili de videolar gelecek. Hatta iki tanesini çektim. Merak etmeyin. Bilgi içerikli videolar da Mobirel için gelecek. Elimden geldiğince sizlere oyun hakkında bilgi vermeye, işte kendi bildiklerimi ya da işte öğrendiklerimi aktarmaya çalışacağım. Siz de eğer sorularınız olursa zaten yorumlara yazarsınız. Son saniyelerdeyiz. Süvari formasyonuna gireceğim. Üzerimde süvari piyade karışık bir set var. Umarım 7-3-0 atmışlardır ki doğru gireriz. Çünkü sanki daha fazla piyade varmış gibi geldi. Orada karışıklık oldu. Benim istediğimle onların
yazdıkları chatte başka insanların yazdıkları birbirine girdi. 700-0 atıldıysa zaten çok az bir yaralımız olmuştur, ölümümüz olmuştur. Hemen bakıyorum. 122K yaralımız ve sadece 81K ölümümüz var. Onlar da zaten T3'ler, ölenler. Evet, görüyorsunuz. Ama karşı tarafın 805K ölüsü var. Güzel öldürmüşüz. Tabii full katılım sıkıntımız var. Yine lonca içi organizasyonda birazcık sıkıntımız var. T4'ler atmadan T3'ler direkt doldurdular. Şu an gördüğünüz gibi solo olarak saldırıyoruz. Solo olarak sıfırladıktan sonra da bu arkadaşımızın, Pao'nun kaynaklarını alacağız. Çünkü üzerinde kaynak var. Ama üzerine tıklamak çok zor arkadaşlar. Gözlem de vermediği için kaynağı vurmak çok zorlaşıyor. Çünkü gözlem verdiğini rapordan saldırabiliyorsunuz ama bu şekilde tek tek tıklamanız gerekiyor. Ve ben gördüğünüz gibi tıklayamıyorum. Çok zorlanıyorum. Bunlar acemi sıfırlamalarımız. Umarım beğenmişsinizdir. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda zaten çok profesyonel bir şey beklemeyin. Şu an loncamız bile sıfırlamalar çok alışık diye gördüğünüz gibi biri yanlış atıyor, biri farklı söylüyor. Biri chatten başka bir şey yazıyor. Benim dediğim tam aksi olaylar dönüyor. Şu anda yani çok böyle savaşmaya tam adapte bir lonca değiliz. Ama umuyorum ki olacağız. Umuyorum ki her şey daha güzel olacak. Zaten gelişmekte olan bir loncayız. Bence bu oyunu çok fazla gelişmeden savaş odaklı oynamak da yanlış. Çünkü ne araştırmalarınız, ne setleriniz, ne de işte ne bileyim T4'ünüz bile açık olmuyor. Ve bunlar büyük eksiler. Hisar başkent sahibi olacağız diye tüm T4'lerimizi öldürmemizi, bütün kaynaklarımızı araştırma yapmak için ya da kalemizi geliştirmek için yapmamız gerekenleri bir kenara atıp bunları yoğunlaşmak şu aşamada bana, benim için değil, diğer loncu üyelerim için çok mantıklı gelmiyor. Yani bunu açıkça söyleyebilirim. Sonuçta daha T3'lü olanlar, T4 yeni açmış olanlar, basamamış olanlar bile var loncamızda. Ama savaşmak isteniyorsa dozunda tabii ki savaşılabilir. Böyle ufak ufak sıfırlamalar yapılabilir. Ama daha araştırma yapmak için bile kaynak bulamazken o biçim T4 öldürüp basamayacağımız halde savaşa girmek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ama yine biz elimizden geleni yapalım. Elimizde büyük artılar var şu an loncamızda. Ben hesabımda gördüğünüz gibi gelişmeye odaklandım. Biraz T4 bastım ve bu bastığım T4'ler ölmesin diye mücadele veriyorum. Şu anda bol bol araştırma yapıyorum. Kalemi güçlendirmeye çalışıyorum. Günlük canavarımı muhakkak kesiyorum çünkü günlük canavar çok 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 önemli. Bununla ilgili de video gelecek. Nasıl vurmalıyız vesaire gibi. Siz de lütfen savaşmaktan çok önceliğiniz gelişmek olsun. Önce gelişin. Daha sonra da zaten bol 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 savaşırsınız. Şimdi size karanlık bölge yani harika yapı ile ilgili bir video izletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Umut Slow'a vuracak ve Slow vurduktan sonra karanlık bölgede yandığı için ışınlanıyor. Yenildiği için ışınlanıyor. Gördüğünüz gibi 577K ölüsü, 600K'nın üstünde yaralısı var. 900K'da içinde kalıyor ancak onu bulamıyoruz. Çünkü ona ikinci bir ihtimal açmadık. Nerede olduğunu bulmamız çok 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 zor. Tüm kuralları arasak bile zor. Bu yüzden de ikinci bir ihtimal açmayı lütfen karanlık bölgede harika yapıdaki birine saldırıyorsanız unutmayın. Loncadan biri çıkıp yeni bir lonca açıp atıyorum yeniden ihtimal açabilir. Ya da alt loncanız varsa alt loncanızdan bir ihtimal açabilirsiniz. Şimdi de bu sıfırlamada Pao loncasından bir arkadaşımızı üzerinde üretim set varken sıfırlamaya çalışacağız. Ona saldıracağız. Bakalım ne kadar askeri varmış. Bu sıfırlamaya da gördüğünüz gibi Umut yapıyor. Ben asker attım uzaktan tın 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 askerim gelecek. Son bir kişinin askeri kaldı. Şimdi onu da hızlandıracağız ve diye böyle Umut'un ihtimasına katılacak. Daha sonra da vuracağız. Güzel bir vuruş olacağını düşünüyorum. Umut'a güveniyorum. Yani güveniyorum sadece. Batırabilir şimdi tam emin olamadım. Hadi bakalım. Umut. Umut. Evet adamı yaktı. Aa bayağı düştü kudret. Bayağı güzel vurdu. Zaten adamın seti de yok üstünde de işte. Evet bakıyoruz. İçine sadece 397K kalmış. Onu bir sola yakarız. Biz süvari okçu gitmişiz. Karşı taraf karışık. Ama reviri çok 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 fazla. 800K yakın reviri var. Yani bildiğiniz kill kasmak için kaleyi düzenlemiş.
Yani yapmış, biraz sonra da iyileştirecek. Biz sadece işte ekstradan 300K'lık bir ölü verdirdik. 300 ya da 400K civarında. Ama geri kalan 800K yaralı. Onları daha sonra revirden çıkartıp kullanabilecek. Ama T4'leri öldü. Üzüldüm biraz onun için. Adamın liderini Baha abi aldı ve artık videomuzun da sonuna geldik. Bugün 3 tane size sıfırlama gösterdim. Tabii birazcık edemeyeceydi. Artık bunu da görmezden gelin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.